Şu modelleri var abi. Şu yakın mı? Şey belli oldu. Nasip olursa Konya'ya götüreceğiz. 42 gram gibi satıyor. Ya valla Kasım'a erteleme yapmayalım da daha şimdi dönem. Şu an koronavirüsün ikinci dalga söylentilerinin de başlamasıyla birlikte özellikle altında 510-515 lira rakamları gördük. Şu an biraz daha aşı söylentileri, diğer haberler yani ekonomilerdeki verilerin biraz daha iyi gelmesi dolayısıyla altın fiyatlarında biraz gerileme oldu. Ama bizim izlediğimiz kadarıyla yani gördüğümüz kadarıyla ikinci dalganın devam ettiği şu an başladığı hem ülkemizde hem de yurt dışındaki bütün ülkelerde devam etmesi hasebiyle de altın fiyatlarında özellikle güvenli liman olan altın fiyatlarında biz yükselişin tekrar olacağı kanaatindeyiz. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki özellikle altın fiyatlarını hiç kimse günübirlik düşünmesin. Altın fiyatları, altına yatırım daha doğrusu uzun vadede 6 aylık 1 yıllık süreçlerde biz her zaman söylediğimizi yineliyoruz. Altın fiyatları günlük yatırım yapılacak bir emtia değildir. Özellikle 6 aylık 1 yıllık süreçlerde altın yatırımı her zaman yatırımcısına kazandırmıştır. Altın yani gördüğü rakamları mutlaka görür ve geçer. Yani 515'li rakamları gördük. O rakamları tekrar yani üstüne kesinlikle çıkacağız. Kesinlikle çıkacağız ama tabii bunun süresinin hangi süre olduğunu kestirmemiz mümkün değil. Özellikle karmaşık ortamlarda yani ülkelerin ekonomik savaşları olsun, yani savaş ve terör olayları olsun, yani diğer olaylar, faiz kararları olsun, yani bunların hepsi altın fiyatlarında etkilidir. Sezon itibariyle yaz sezonu, malumunuz düğün, nişan, sünnet mevsimi, merasimlerin olduğu bir dönem. Ama virüsten dolayı kesinlikle yani düğünlere vatandaş gitmiyor, misafir gitmiyor. Gitmediği için de ister istemez talep azaldı, gurbetçi çekildi. Yani yurt dışına dönüşler başladı artık yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu süreçte altına talep yani bir 10-15 günlük süreçte oldu ama sonrasında tamamen bitti. Şu an siz de çarşıyı gördünüz zaten. Yani öyle talep şu an yani sıfır noktasına geldi diyebilirim. Şimdi gram altına özellikle altın fiyatlarının yükselmesi zaten tak anlamında vatandaşı gram altın hatta yarım gram altınlara kadar. Yani bir çeyrek altının 800 lira gibi bir rakamlara ulaştığı dönemde vatandaş ister istemez yani gelir düzeyi düşük olan vatandaş çeyrek alamadı. Ne yaptı? Bunu yarım gramlara, bir gramlara ya da TL bazında takılara sebep oldu. Bu da tabii ki ister istemez vatandaşın alım gücünü düşürdü. Biz yılbaşına kadar yani 3. çeyrek sonrası altın fiyatlarının 500'lü rakamları geçin. Artık şu an söylenen rakamlara dilimiz bile söylemek istemiyor. Çünkü altın fiyatlarının yükselmesi hiçbir kuyumcunun işine gelmez. Çünkü talep düşünce yani kuyumcu iş yapamayınca yani biz altın fiyatlarının yükselmesi tarafında değiliz. Ama görüntü altın fiyatlarının tekrar eski seviyelerini geçeceğini hatta 600 rakamlar şu an söylenmeye başladı.